17 Via Sebastik yürüyüşüne Konya Otogarı'nda toplandık. Şu an Sevişehir'e doğru hareket ediyoruz. 4 günlük yürüyüşümüz bugün saat 11 gibi Sevişehir Belediye Merkezi'nden başlayacak. Belli bir Simyan Parkuru'nu yürüyeceğiz, 22 kilometre. Konya'ya çıkmak üzereyiz. Ekibimiz 17 kişi. 4 kişi yarın katılacak, 4 kişi Sevişehir'de bizi bekliyor şu an. Antalya istikametinden gelenler. Türkiye'nin en özel parkurudur. Türkiye'nin gerçek antik yol parkurudur. Taş köşeli yollarda komünatların anılarını canlandırarak yürüyeceğiz. Hafızamızda onları yaşayacağız. Evet. 2017 Via Sebastia yürüyüşündeyiz. Öğle kumanyalarımızı hazırlıyor arkadaşlar. Mehmet Emin Göksu. Memnun oldum abi. Seydişehirli misin? Seydişehir. Aslen Bozkurt asıllı. Doğma büyüme Seydişehir. Anladım, güzel. Burada abi benim... bu yolları biliyor musunuz? Eskiden nasıldı eskiden, yollar? Bozulmadan önce. Yol, merdiven payanağı gibi bir tür daştan hayvanlar gelip geçtiyse daş, nal izleri hep çukur yapmışlar işte. Kepçeler gidip de direkleri yapacaklarında o yollar hep kaldırıyor, evet. O taşları. Çok olmadı herhalde, 10 yıl falan olmuştur en fazla değil mi? 10 yıl. Olmadı. 7-8 sene önce 2000 yıllık yollar bozuldu. Bozuldu. Yolda iz falan var mıydı, böyle oyulma gide gele işlenmeden dolayı taşlar parlamış mıydı yoksa iz mi? Hem de o kadar parlak taşlar vardı ki hep bütün sırf taşıdı. Evet. Nal izleri basa 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 yıllarca hayvanların o nal izlerinden bütün şöyle çukur çukur kalırdı. Hatta biriken sulardan kuşlar daha su içerdi orada. Anladım, ne güzel ya. İşte 2000 yıllık bir tarihi yok etmişler burada. Bura Okluk yolu diye geçerdi. Okluk. Burası Beldibi değil mi? Beldibi. Burası Okluk. İlerideki mevkilere isim biliyor musun? Karşıda Güvercinlik var. Tepenin biraz berisi mi? Orası 9 Dolambaç. Tepeye en son çıkan zigzag bir yer. Zigzaklı yer 9 Dolambaç. Onun üstündeki Güvercinlik. Tamam. Oradan sonra Sarış var. Ondan sonra Toprak Tepe. O tepenin olduğu yer Toprak Tepe. Yörük çadırlar falan var. Ondan sonra Eşek Çukuru. Tamam. Ondan sonra Mor Çukur var ileride. Şeylerin olduğu yer. Bulamaç Kazanı falan. Yok. Katranların olduğu yer Hanımoluğu diye orada bir çeşme var. Oranın ismi de Hanımoluğu. Anladım, tamam. Oradan Süleymaniye'ye gider. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beldibi'nden Toprak Yolu ayrıldıktan sonra rotanın başlangıcı burası. Aslında burası döşeme yoldu, kademe yoldu. Buradan daha sonra işaretleri takip ederek döşeme yola gireceğiz. Taş döşeli yola kalmış bazı bölümlerini göreceğiz sadece. Evet Ümit, birbirimizi çektik. Sebastia yürüyüşümüz devam ediyor. 18 Mayıs 2017. Okluk mevkisinden Sarnıç'a doğru devam ediyoruz. Buradan sağa kayacağız. Sağ yamaçtan ilerleyeceğiz. Güzel antik yollardan. Evet. Güvercin çukurundayız. Buradan yolumuz sağa ayrılıyor. Kayalarda işaretler var. Benim koyduğum işaretler. Buradan döşeme yola giriyoruz. Allah'tan yolu bozanlar direkt devam etmişler.
Milattan önce 3 yılında Suriye valisi Akuyla tarafından inşasına başlanan Via Sebastia'ya ek Homanada sınırları içerisindeki Via Sebastia yollarının kalıntılarında yürüyoruz. Yolun bozulmamış noktalarını gördükçe mutlu oluyoruz. Bu yollarla ilgili daha önceki Bimer'le olan yazışmalarım sonucunda Side Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından bu bölgede inceleme başlatıldı. Ve bu yolların Etibank alüminyum tesislerine Oymapınar Barajı'ndan gelen elektrikleri taşımak için dikilen elektrik direklerini, malzemelerini taşıyabilmek için bir kere kullanılacak olan traktör yolu için açılarak %90'ı yok edildi bu yolun. Bu yolu Side Arkeoloji Müzesi bu şekilde bozulduğunu tespit etti. Aynı bu anlattığım şekilde Akseki Savcılığında suç duyurusunda bulundu. Fakat Akseki Savcılığında takipsizlikle sonuçlanan bir dava oldu. Davanın tarafı olmama rağmen bu konu ile ilgili bana hiçbir bilgi verilmedi. Defalarca ısrarlı bir şekilde savcılığa gitmem ve telefon açmam, bunlarla ilgili bir gelişme kaydedemedim maalesef. Böyle zirve tırmanışlarına kadar böyle saçma da insanlar olur. Bu homanatların yolunu sindirelim arkadaşlar. İçimize sindire sindire. Yollar harika! Onlar hissede hissede. Onlar birer özgürlük savaşçısıymış. Onun için çok seviyoruz zaten bunları. Mehmet Bey süpersin, çok teşekkürler. Yollar harika. Bir konuş gari, kamera açık. Ya Torek, konuş yani. Kameraları oynuyorsun. Evet arkadaşlar, bu yolda neden Via Sebastia diyoruz? Bu yola Via Sebastia'yı ben demiyorum, hiç kimse demiyor. Bu yolu yapanlar, bu yolun adını koymuşlar. Bu yolu yapan kişiler, Roma İmparatoru Augustus'u ve onun takipçilerini onurlandırmak için yolun adını Via Sebastia koyuyorlar. Via Latince bir kelime, Sebastia Yunanca bir kelime. Sebastia, Augustus'un Yunanca karşılığında kişi olan. Yani Augustus'un yolu burası. Yani Augustus'u zorlandırmak için koymuşlar. Bu yolun adını ben koymadım. Bu yolun adına halk kervan yolu diyebilir, İpek yolu diyebilir, bir sürü isim diyebilir. Bunda bir mahsur görmüyorum ama bu yolu yapanlar adını koymuş. Via Sebastia demiş. Antik çağ kaynakları da bu yolun yapılış hikayelerini o kadar güzel anlatıyor ki, özellikle Strabon coğrafikasında çok güzel anlatıyor. Bu yolun adıyla ilgili kesinlikle zerre kadar şüphe yoktur. Bu yol Via Sebastia ana yollarına bağlanan Via Sebastia'yı kolonilerine ve askeri bölgelere bağlayan askeri bir tali yoludur. Yani burası da dolayısıyla Via Sebastia yoludur. Ve Anadolu'daki Via Sebastia yolunun büyük bir kısmı bozulmuş. Bir tek gördüğünüz gibi buralar ayakta. Neden? Çünkü bu kayaların içine şehir kurulmadı, otoyol geçmedi, tarla yapılmadı. Bu yüzden Via Sebastia en uzun kalıntıları yorgun yolcu. Benim bu homanatların yolları ne de çetindir, ne de büyük kayalıkları yarmışlardır. Çalışkan adamlarmış beyim. Hele hele biz Türkler gibi güçlü kuvvetliymişler. Öyle değil beyim. Öyle öyle. Öyle Barsı Beyrek. Güvercin deliğinin, güvercin çukurunun hemen üstünde zikzaklar çizerek yükselmeye devam ettik. Via Sebastia yolunda. Thank you.
yaptı değil mi? İki ev bu. Arkada mı benim? Güvercin çukuru ve 9 dönmelerden döne döne çıkıyoruz. Hedefimizde Mor Çukur var. 2000 yıllık Strabon'un anlattığı Roma yollarındayız. Via Sebaste yollarındayız. 18 Mayıs 2017 Via Sebaste yollarında son yürüyüşü yapan grup. Çok şanslı grup. Bundan sonra bu yolda yürüyüş olmayacak. Bazı parkurlarında olur ama tamamını kimse yürümeyecek bundan sonra. Evet, 2000 yıllık Roma yollarında yürümek nasıl bir duygu? Harika, yani insan büyüleniyor. Tepeyi aşınca soğuk soğuk rüzgar esmeye başladı. Seda sağ ol. Seydişehir çok uzaklarda kaldı. Kalıyor. Akdağ çıkarken hemen son köy var ya. Dursunmayın. Oradayız. Muhtar dedi ki kahvenin bahçesinde 5-6 tane var. İstikametimiz böyle. Bozulmuş yol. Yalnız burada yolun kalıntıları devam ediyor. Şurada basamaklar görülebiliyor ileride. Taşlar yukarıdaki gereksiz yere yapılan yoldan antik yola dökülmüş taşlar. Seydişehir ve Akseki turizmi için çok önemli olabilecek bu yolun bundan 7-8 yıl önce bozulmuş olması bu iki ilçe için çok büyük bir facia. Bize sorarsanız bu iki ilçeye turist taşıyacak, yerli ve yabancı turist taşıyacak en önemli tarihi etken bu antik yollar. Diğer arkadaşlar önden gitti ama toprak yoldan yürüdüler muhtemelen. Buradayım, yol aşağıda. Yol burada ya. Evet. Toprak yoldan kopmuş gidiyorlar. Buradan tekrar bozulmuş yola çıkıyoruz. Antik yol şu an bozulmuş bir şekilde önümüzde. Thank you.
yazarlardandır kendisi. Öyküleri çok meşhurdur ama iyi de bir şairdir. Bir ek parantez açabilir miyim? Nazım Hikmet Mayakovski'den etkilenmiş. Mayakovski Baudelaire'den etkilenmiş. Baudelaire Edgar Allan Poe'den etkilenmiş. Ataları yani. Evet. O zaman Edgar Allan Poe'nun paltosundan mı çıkmışlar acaba? Yok, şeyin, Gogol'un. Ha, yani aslında evet, Edgar Allan Poe'nin paltosundan çıkmış oluyorlar. Evet. Asıl Kuzgun denen şiiri çok meşhurdur. İkinci sıradaki meşhur şiiri de Annabelle'dir. Ben şahsen Annabelle'yi çok seviyorum. Annabelle. Seneler, seneler evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz. İsmi Annabelle. Hiçbir şey düşünmez sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk. Memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Annabelle. Göklerde uçan melekler bile kıskanırdı bizi. Bir gün işte bu yüzden göze geldi o deniz ülkesinde. Üşüdü rüzgarından bir bulutun güzelim Annabelle. Evet, Sarınç mevkisindeyiz. Bu sarınçlar ya da sarınçlar buraların antik yol güzergahı olduğunun birer göstergesi. Çünkü yerleşime kapalı yerlerde bu tip su toplama mevkilerinin bulunması buraların gerçek birer antik yol olduğunun göstergesidir.
Yola çıkınca her sabah. Yola çıkınca her sabah. Bulutlara selam ver. Bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara. Taşlara, kuşlara. İnsanlara selam ver. İnsanlara selam ver. Sonra çıkar cebinden aynayı. Sonra çıkar cebinden aynayı. Bir selam da kendine ver. Bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın her gün yanında. Hatırın kalmasın her gün yanında. Bu dünyada sen de varsın. Bu dünyada sen de varsın. Paylaştır sevgini evrene. Paylaştır sevgini evrene. Bir kısmı da seni sarsın. Bir kısmı da seni sarsın. Bilenler ıslık çalsın, bilmeyenler alkışlasın. Efkar dağıtılacak. Dağıt! Dağıt arkadaşlar. Beldebe merkezinden çıktık. Beldebe Simyan parkurunu yürüyoruz. Bu parkur 26 kilometre. Bugün 22 kilometrelik bölümünü yürüyeceğiz. Şu an Madenli Yaylası'na gelmek üzereyiz. Sarı Toprak mevkiindeyiz. Daha sonra Eşek Çukuru'na gelip oradan tekrar Taşdöşeli yola gireceğiz. Karşımızda görünen dağ da Yalıncak Dağı. Bugünkü yürüyüşümüz Yalıncak Dağı'nın arkasında bitecek. Bir Homanat Kalesi'nin bulunduğu Yalıncak Dağı burası. 2360 metre. Evet, yaz aylarında geçtiğimizde buralarda yörük çadırları ve ağılları oluyordu. Bülbül sesleri içerisinde Via Sebastia'yı yürüyoruz. Elmasut Yaylası'na doğru yürüyoruz. Madenli Yaylası karşımızda Fakir Baykurt'un romanlarında geçer bu yayla. Elmasut Yaylası eski adı.